Meclis Deprem Araştırma Komisyonu 4 aylık çalışmanın sonucunda taslak raporunu hazırladı artık. İşte bu rapora göre 20 milyon yapı stokundan 7 milyonu afet riski taşıyor ve bu yapıların acil bir şekilde dönüştürülmesi gerek uyarısı var komisyondan. Ayrıca şehirlerin aksine kırsal alanlardaki konut projelerinin de desteklenmesi önerisinde bulunuldu. Bakalım şimdi o raporun detaylarına. Deprem komisyonunun çalışmasında sona gelindi. Hazırlanan raporda dikkat çeken tespitler yer aldı. Türkiye'de riskli 7 milyon yapı bulunuyor. Komisyonun tespitine göre Türkiye Afet İyileştirme Planı'nın bir an önce tamamlanması gerekiyor. Meclis Deprem Araştırma Komisyonu, Deprem Master Planı'nın güncellenmesi, kentsel dönüşüm stratejik planı çalışmalarının en kısa zamanda yapılmasının da önemine işaret etti. Gerekli denetleyici ve düzenleyici önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini bildirdi. Hazırlanan raporda depreme dirençli kent planlaması, denetimi ve izlenmesine yönelik çalışmalara önem verilmesi tavsiye edildi. Özellikle büyük şehirlerdeki konut baskısını azaltmak için kırsal alanların cazibesini artırmaya yönelik Türkiye Mekansal Strateji Planı'nın bir an önce tamamlanması istendi. Öte yandan rapora dönüşüm yapılacak binaların inşaat malzemesinde KDV oranının %8'e çekilmesi, TOP bünyesinde müteahhitler odası kurulması, yapı malzemelerinin kaynağında denetlenmesi önerilerinin de eklenmesi bekleniyor. Komisyonda 114 saatlik görüşme yapıldı. 1151 sayfa tutanak tutuldu. Araştırma sonuçlarını içeren taslak rapor gelecek hafta son eklemeler yapılarak tamamlanacak. İşte detaylar böyle Deprem ve Araştırma Komisyonu'ndan çıkan taslak raporda. Şimdi bu taslak raporun detayları neler? Bunları konuşacağız tabii. Kentsel dönüşüm mimarı Nihat Şen ve Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim üyesi Doçent Doktor Bülent Özmen'le birlikte. İyi hafta sonları, iyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim her ikiniz de. İyi akşamlar Melis Hanım, hoş bulduk. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle dilerseniz Sayın Özmen sizle başlayalım. Şimdi afet riski taşıyan 7 milyon yapı olduğu aktarılıyor ve bir an önce de dönüştürülmesi gerektiği belirtiliyor çıkan bu taslak raporda. Belli ki hız önemli. Şimdi bu noktada nasıl bir plan izlenilmeli? Bir aciliyet olduğu aşikar çünkü, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani Türkiye'nin deprem risklerinin azaltılması çalışmasının en önemli adımlarından bir tanesi de şu anda mevcutta var olduğu söylenen işte 6,5-7 milyona yakın deprem açısından riskli binanın, konutun depreme dayanıklı hale getirilmesi. Aslında bu uzun zamandır dile getirilen bir konuydu. Çevre Şehircilik Bakanlığı bununla ilgili çalışmalar yapıyor kentsel dönüşüme yönelik olarak. Fakat henüz bu Türkiye'deki işte 20 milyona yapı stoğunun 7 milyonuna kadarını güçlendirmeyi veya depreme dayanıklı hale getirmeyi biz başaramadık. Bu taslak deprem raporunda aslında meclisin taslak deprem raporunda bir ilave olarak bir de şehirden kırsal kesime göçü de öneriyor bu deprem risklerinin azaltılması çalışmasında. O da son derece önemli diye ben görüyorum. Yoksa bu binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi epeydir gündemde olan, bunun üzerinde çalışmalar yapılan bir şeydi. Bunun belki işte 2012 yılındaki bir yasa kapsamında bu gündeme geldi aslında. Bunun uygulama aşamasında biraz sıkıntılar var. Yani istenilen düzeyde ve hızda bu çalışmalar gitmiyor. Çünkü hem vatandaşa hem belediyelere işte merkezi hükümete değişik külfet yük getirdiği için bunların yapılma hızı biraz yavaş oluyor. Evet, şimdi... Fakat depremin biz nerede ne zaman... Evet buyurun. Yo sizin dediğinizi aslında açacağım. Yani tüm bu söyledikleriniz son derece önemli. Hepsi konusunda fikirleriniz neler? Hepsini alacağım tek tek. Ama dilerseniz şimdi... Kentsel dönüşüm mimarı Nihat Şen'e de dönelim bir hocam. Sonrasında size döneceğim zaten, dediğim gibi tek tek soracağım bunu. Çünkü kentsel dönüşüm de son derece önemli ve kentsel dönüşüm deyince aklımıza hep aslında bir binanın yıkılıp yeniden yapılması geliyor. Ama zannediyorum ki yıkılmadan da güçlendirme söz konusu ve elimizde bu kadar kısa bir zaman dilimi varken güçlendirme de önemli bir noktada. Çünkü güçlendirme 6 ayda, bir binanın yıkılıp yeniden yapılma süreci ise 2 yıl kadar sürüyor. sürüyor. Buna ne dersiniz? Yani belki de şöyledir tabii, size soracağım şimdi bunu. Bu binaların tamamının, bu 7 milyon yapının tamamen yıkılması mı gerekiyor, yoksa güçlendirmek de mümkün mü bu noktada? Melis Hanım, şimdi sorduğunuz soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Türkiye'de bugün yaklaşık 21 milyon adet yapı stoğunun yaklaşık 7 milyona yakının yenilenmesi gerektiğini yıllarca ifade ediyoruz. Evet. Şimdi yavaş ilerlemesinin en büyük nedenlerinden biri, bizim önce toplum olarak şu zihinsel dönüşümü halletmemiz lazım. Çok iyi niyetle hazırlanan ve toplum için çok gerekli olan bu yasa zamanında maalesef iyi anlatılamamasından kaynaklı, yoğun inşaat hamlelerinin olmasından kaynaklı vatandaşlarımız şöyle bir beklenti içinde girdiler. Bizim riskli eski binalarımızı devlet gelecek, bakanlık gelecek, müteahhit gelecek, bedelsiz yenileyecek. Böyle bir beklenti içine girildi ve bu süreç yavaşladı. Böyle bir beklenti içinde olmamız bizi daha büyük felaketlere götürür. Şimdi bakın, 6,5-7 milyon yapı stoğunun birdenbire çok kısa sürede yenilenmesi, sadece bir bakanlık eliyle yenilenmesi mümkün değil. Sürece mutlaka ve mutlaka belediyelerin ve mülkiyet sahibi olan vatandaşların da dahil edilmesi gerekiyor. Ciddi bir ekonomik döngüden bahsediyoruz. Bugün 6,5 milyon adet konutun birinci çemberede ekonomik döngüsü 300 milyar dolar. Önce diyoruz ki biz bina yenilemekten ziyade, çünkü kentsel dönüşüm Türkiye'de bugün terörden sonra en önemli bir konu, bizim kültürümüzden, değerlerimizden, enerjimizden, çevresel faktörlerden bir sürü şeyi içinde barındırması lazım. Bu nedenle vatandaşlarımız da sürece mutlaka dahil edilmeli. Ama bilgilerin, Melis Hanımcığım, doğru elden doğru yere ulaşması lazım. Bilgi kirliliği var. Vatandaşlarımız da bu kentsel dönüşüm süreci içinde, İnanın çok bilgi eksiğine sahipler. Yalan yanlış bilgilere sahipler. Bu nedenle ben hala diyorum ki lütfen kentsel dönüşümün ne olduğunu, riskli binanın ne demek olduğunu, neler yapılması gerektiğini vatandaşlara unutmayacak şekilde ve onların anlayabileceği şekilde anlatmamız lazım. Şimdi sorunuza cevap vermek gerekirse, her bina güçlenerek can ve mal riski ortadan kalkar demek yanlış. Bunun cevabını verilebilmesi için o binanın, o zeminin incelenerek günün yönetmeliklerine uygun şekilde performans ve risk analizleri yapıldıktan sonra can ve mal riski güçlenerek sağlanıyor mu sağlanmıyor mu bunun bilimsel olarak hesaplanması gerekiyor. Bunu görsel olarak da algılamak çok zor. Mesela bundan 3-4 ay önce İzmir'de bir deprem yaşandı. Evet. Hala binlerce bina var çatlak ve gözlemsel raporlarla işte orta hasarlı denilmekte. Bir an evvel, sadece İzmir'de değil Türkiye'nin her yerinde can ve mal riski bu binaların taşıyıp taşımadığının bilimsel olarak mutlaka ve mutlaka hesaplanması lazım. Vatandaşlarımız da bir süreç içinde devletin sağladığı imkanlardan faydalanarak kendi canlarının güvenliği için kendi binalarını yenileme imkanına sahipler. Bu nedenle özellikle ifade etmek istiyorum ki kentsel dönüşüm milli seferberlik ve toplumsal uzlaşıyla ve siyasi polemik ve söylem haline getirilmeden yapılması gereken bir olgudur. Artık biz Türkiye'de fay hattının nereden geçtiğini, kaç kilometre olduğunu öğrendik. Evet. Ciddi zemin mühendislerimiz var dünyada örnek gösterilebilecek. Elimizde her türlü bilgi donanım var. Ne yapacağız efendim? Bu belediye, bakanlık ve vatandaşlarla el ele vererek bu süreci beraber hızlandırmak ve kısa sürede ancak bu binaları kendimize düşen sorumlulukların gereği yerine getirmek durumundayız. Hı hı. Evet. Ve çok kısa bir şey daha söyleyeyim. Bülent Hocam'a da vaktini çalmama anlamında. Bu yasanın günün koşullarına göre de mutlaka yeniden kanun olarak yazılması lazım efendim. Evet, bunun kanuni bir boyutu var, bireysel bir boyutu var ve az önce söylediğiniz gibi öncelikle bilimsel bir risk raporu gerekiyor dedik. Döneceğim size tekrar ama şimdi tekrar Bülent Hocam'a dönmek isterim. Bu noktada az önce siz de değindiniz zaten. Bu büyük şehirlerdeki konut baskısının azalması için kırsal alanların cazibesinin de artırılması gerekiyor. Taslak rapordan çıkan bir sonuç da bu. Ne dersiniz, buna önemli olduğunu düşünüyorum dediniz çünkü biraz altını çizelim isterseniz. Evet, kesinlikle bu çok sık gündeme getirilmeyen bir olaydı. Bu gerçekten çok önemsiyorum. Yani bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları deyince hep biz şehirdeki işte bu 7 milyon stoktan bahsediyoruz. Halbuki burada nüfusun sayısını biraz şehirlerde azaltabilirsek veya şehre göçü engelleyebilirsek bu olayın da hiç binalarla uğraşmadan bir kısmını da azaltmış olabiliriz bu şekilde. Yani bence taslak meclis raporunun en önemli şeylerinden bir tanesi de bu, vurguladığı konulardan bir tanesi bu. Tabii binaların şimdi güçlendirilip güçlendirilmeyeceğine veya yıkılıp yıkılmayacağına belirli, az önce arkadaşımız bahsetti, belirli kriterleri, analizleri yaptıktan sonra karar veriliyor. Hı hı. Diyelim bina maliyeti en azından %40'ı geçerse o zaman yıkılıp yeniden yapılması daha mantıklı oluyor. Fakat bu özellikle kırsal kesime giderken veya kentlerde biz kentsel dönüşüm çalışmalarına hangi illerden, nerelerden başlayacağız derken bazı parametreleri de ön plana almamız lazım. Özellikle deprem tehlikesi riski en yüksek olan yerlerden veya diri fay hattına işte en yakın, diri fayın hemen üzerinde bulunan, işte bir fay yasası da gündemde biliyorsunuz. Bu meclis raporunda da gündeme getiriliyor. Özellikle doğrudan diri fayın üzerinde bulunan binaları da daha öncelikli olarak riskli yapı tespitini yapmamız lazım. O çalışmalar da önemli. Yani çünkü biz bugünden yarına bu 7 milyon bina stoğunu hemen depreme dayanıklı hale getirmemiz mümkün değil. Evet. Bu hem ekonomik açıdan mümkün değil hem de yani zaman açısından mümkün değil. Hı hı. Dolayısıyla da bunu önceliklendirerek yapmak son derece önemli. Yine bu kentsel dönüşüm yasası ile ilgili kesinlikle yeniden bunun ele alınması lazım. Yani ilgili bütün paydaşların, işte bakanlıkların, belediyelerin, vatandaşların bir araya geleceği ve herkesin ortak konsensüs içinde kabul ettiği bir yeni bir 6306 sayılı yasanın veya ismi kentsel dönüşüm yasası da olabilir. Hı hı. Böyle bir yeni yasanın da uygulanabilir bir yasanın da gündeme getirilmesi, ortak akılla meclisten kanun olarak çıkması da bu çalışmaları oldukça hızlandıracaktır. Yani buraya hem kırsal kesime göçü de belki ekleyebiliriz. Ondan zenginleşebilir. Hı hı. İşte en son Elazığ'da biliyorsunuz 24 Ocak tarihinde bir deprem yaşadık, evet, kırsal kesimde. Hı hı. Orada da hep köylü kesimlerde de yani ciddi hasarlar olduğu için sadece biz şehirleri değil kırsal kesimi de göz önüne almamız lazım. Bu göç olayıyla da bu işleri daha bir kabul edilebilir duruma getirebiliriz. Evet, şimdi büyük bir İstanbul depremi bekliyoruz, endişeyle bekliyoruz demek doğru mudur bilmiyorum ama sonuçta böyle bir gerçekle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz er ya da geç. İstanbul özeline dönmek gerekirse orada da çok fazla riskli yapı olduğunu biliyoruz. İstanbul özelinde ne dersiniz Sayın Özmen? Kesinlikle tabii artık hemen hemen bütün yer bilimciler, deprem mühendisliği konusunda çalışan insanlar Marmara Denizi'nin altında bir 7 büyüklüğünde veya daha üstünde bir deprem olma olasılığının çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Biz bunun ne zaman olacağını veya hangi büyüklükte olacağını tartışmalarını bırakıp süratli bir şekilde işte 1 milyon 200 bine yakın bina olduğu söyleniyor. Bunun büyük bir kısmının deprem açısından riskli olduğu söyleniyor. Biz süratli bir şekilde bu riskli binaları tespit edip gerekiyorsa o insanları daha cazip hale getirip belki kırsala taşıma imkanı varsa taşımak, taşıyamadığımız binaları da süratli bir şekilde biz depreme dayanıklı hale getirmemiz lazım. Tabii şunu da kesinlikle biz unutmamamız lazım. Yani Marmara Denizi içinde olacak bir deprem bilemeyecek. Yani bunun Tekirdağ, Bursa'sı, Yalova'sı, Çanakkale'si, Kocaeli'si Marmara Denizi'ne kıyısı olan bütün yerleşim birimlerini etkileyecek. O yüzden de İstanbul'a hiç zaman kaybetmeden çok ciddi çalışmaların yapılması lazım. Biz evet, diyelim Ankara'da oturan kişi biz nasılsa İstanbul'da olacak deprem bize uzak diye de düşünmememiz lazım. Biz tekrar Marmara bölgesini, İstanbul bölgesini ayağa kaldırabilmemiz için hepimiz vergi ödeyeceğiz. Oralar tekrar normal düzene gelsin diye. Yani toplumun tamamını, Türkiye'nin tamamını etkileyecek bir olay. Yani Allah göstermesin ama bir şekilde bu İstanbul'da deprem olacak. Evet. Başta depremleri, binaları depreme dayanıklı hale getirirken diğer işte halkı bilinçlendirmek lazım. Kurumsal anlamda, belediyesel anlamda neler yapılması gerekiyor, bunlarla ilgili çalışmaları da yapmak lazım. Yani biz evet, eğer olaya bütüncül bakmaz, sadece bir konuya odaklanırsak yine eksik kalırız. Yani olayı bütüncül bir şekilde değerlendirip hepsini adım adım imkanlar ölçüsünde ve bir öncelik sırası dahilinde hayata geçirmemiz gerekiyor. Evet, topyekün bir çalışma gerektiği aşikar ve hız da çok önemli dediğiniz gibi. Son olarak Sayın Bülent Özmen, az önce kısaca değindik ama şundan biraz bahsetmek istiyorum. Kentsel dönüşümün hızlanmasına dair belirli teşvikler var aslında. Mesela inşaat malzemesinde KDV oranının düşürülmesi önerisi var tabii ki. Hayata geçmiş bir şey değil ama bu tarz önerilere nasıl bakarsınız? Kesinlikle, yani şu andaki mevcut haliyle işte kira yardımı yapılıyor, bazı bina yapılırken bir sürü vergilerden muaf tutuluyor, bankalar biraz daha ucuz kredi veriliyor. Bu olanaklara rağmen yine de halkımızdan yeteri düzeyde ilgi görmüyor bu kentsel dönüşüm çalışmaları. Bunları işte ortak akılla yapılacak yeni kanunu düzenlemelerle az önce sizin söylediğiniz gibi benzer cazip başka şeyleri de gündeme getirip yapmak lazım. Hı hı. Biz hep şunu biliyoruz, yani deprem öncesinde 1 lira yatırıyorsanız bunu deprem sonrasında en azından 7 lira 10 lira olarak geri alma şansınız var. Dolayısıyla biz yani depremi beklemeden bütün bu yatırımları süratli bir şekilde yaparsak hem İstanbul şehri olarak hem Türkiye olarak da kazançlı çıkarız. Yani bunları hiç taviz vermeden vatandaş, belediye ve merkezi hükümet, bakanlıklar el ele vererek, yani hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Hepimiz bunları yaparak ülkemizi dirençli hale getirmemiz kesinlikle şart. Bir de aynı soruyu tabii kentsel dönüşüm mimarı Nihat Şen'e de sormak isterim. Siz ne dersiniz bu konuda teşvikler noktasında Sayın Şen? Şimdi Melis Hanım, biraz önce ifade ettiğiniz konuya kısaca bir değinmek istiyorum. Bu kırsala geri göç diye. Bu ulusal bir reform gerektirir. Şimdi bizim Türk vatandaşımız oturduğu yerden pek ayrılmak istemez. O yüzden artık bizim caktan yapacağız, edeceğizden ziyade artık son noktaya geldi ve bu işi yapmak durumundayız ve mecburuz. Devletin sağladığı birçok imkan ve olanaklar var. Yapım kredileri var. 10 yıl ödemeye kadar finansal destekler var. Bunlar yeterli mi? Değil. Mesela geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız kentsel dönüşümdeki binaları %18'den %1'e çekti KDV oranını. Malzemelerdeki biraz önce ifade ettiğimiz %8 KDV indirimi yine sürece olumlu katkı mutlaka sağlayacaktır. Ama bir şey var ki, İstanbul'dan bahsettiniz. Türkiye nüfusunun %21'ini barındırıyor. Bugün Türkiye sanayisinin ciddi anlamda bir merkez üssü Marmara. Şimdi depremle kimse mukavele ve sözleşme yapmadı zaman anlamında. Ama bilim insanlarımız diyor ki beklenen bir Marmara depremi olacak. Şiddeti de yaklaşık şu seviyelerde olacak. Hatta ve hatta tsunami'nin dalga boylarına varıncaya kadar bilimsel olarak bunlar açıklanmış durumda. Yaklaşık bugün İstanbul'da 4-4,5 milyon konut var Melis Hanım. Ve bunun birinci çemberinde acilen 500 bin konutu yenilememiz gerekiyor. Bunun yerleri belli, ilçeleri belli, kaç yıllık bina olduğuna varıncaya kadar her şey bunlar belli. Bakın Melis Hanım, bugün Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir doğal afet olsa İstanbul'un en ücra köşelerinden yardımlar gidiyor. Evet. 16 milyonluk metropol bir şehirde, kısa süren bir depremde bu metropol şehre kim nereden girecek, nasıl yardım getirecek? Bugün evet. İstanbul finans merkezi diyoruz, destinasyon merkezi diyoruz, medeniyetler kenti diyoruz, sanayisiyle, turizmiyle, tarihiyle. Bu 16 milyonluk şehre nasıl girilecek? Kim nereden ulaşacak? Artık ben diyorum ki bir mimar ve kentsel dönüşüm uzmanı olarak lütfen belediyeler artık taşın altına elini koysun. Merkezi hükümetten kaynak beklenerek bu işler olmaz. Kendi finansını kendi içinden çıkarabilecek modellemelere ve ne olur vatandaşlarımız da kendi binalarının kendi sağlığı anlamında bu yenilemelerine devletin imkanlarından faydalanarak ne olur yenilesinler. Zaman çok çabuk daralıyor. Bakın bir Gölcük depreminde Melis Hanım yazılı kayıtlara göre 18 bin vatandaşımızı kaybettik. Ben olası bir 7'nin üstünde Marmara depreminde olacak bir depremi sayı ifade etmek istemiyorum. Evet. Ancak yıllarını bu işe vermiş bir kişi olarak diyorum ki acilen 500 bin konutu İstanbul'da yenilememiz lazım. Sadece İstanbul mu? Hayır. İzmir, Balıkesir, Karadeniz bundan muaf mı? Kesinlikle Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan tüm yerler. Bu nedenle el ele verelim, iktidarıyla muhalefetiyle ayrı ayrı çalıştaylar, ayrı ayrı toplantılar yapmak yerine bu işe yıllarını vermiş, sahayı bilen, inşaatı bilen, projeyi bilen, istihdamı bilen, ekonomiyi bilen, planlamayı bilen, vatandaşın ne çektiğini bilen insanların bir araya gelebileceği, onların fikirlerinden faydalanabilecek yeni iş ve finans sistemlerine mutlaka ihtiyacımız var. Evet, çok haklısınız söylediğiniz her bir noktada çünkü durumumuz gerçekten acil. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Kentsel Dönüşüm Mimarı Nihat Şen ve Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bülent Özmen. Ağzınıza sağlık efendim. İyi hafta sonu. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.